İskenderun Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi işbirliğiyle protokol imzalandı. Protokolle İskenderun'a 43 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak. Ahmet Hocam da bahsettiği gibi yaklaşık 7-8 aydır çalışmanın neticesinde bugün imza aşamasına geldik. Ben teknik arkadaşlara hem İskenderun Belediye'mizin hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de üniversitemizin çok değerli teknik arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bence gerçekten çok büyük bir projeye imza atıyoruz. Çok mutluyuz. İskenderun'un geleceği için bu bisiklet yolu işbirliği protokolünün ve projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sevinçliyiz çünkü İskenderun Teknik Üniversitesi'nin bu projenin odağında olması, entegre edilmiş olması değerli başkanlarımızın mensupleriyle bizi, öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi son derece memnun etmiştir. İskenderun Bisiklet Yolu Projesi imza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İSTE Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve davetliler katıldı. İki etaptan oluşacak proje tamamlandığında İskenderun'da toplamda 13+30 kilometrelik bisiklet yolu kullanıma açılmış olacak. Projenin hibe yoluyla yapılması amaçlanıyor. Proje üniversite yolu, meydan mahallesi, kanaldan sahile, diş hastanesi, Fener Caddesi, Tayfur Sökmen Caddesi, istasyon, öğrenci yurdu, Sakarya, modern evler, sanayi, ziraat bahçesi ve Mustafa Kemal Mahallesi güzergahını içeriyor. 6 yıldır insanlarımızın bekletmiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunu başlatmış olmak onurunu yaşıyoruz. Ve bu işi lokomotifliğini yapan Fatih Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda her üç kurumumuzda bu konuda emeği sarf eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi maalesef 5 yıl boyunca biz geçen dönem patinaj yaptık. Birbirimizin ayağından çekmekle uğraştık. Aşağı doğru ne kadar çekersek o kadar başarılı olacağımızı zannettik. Ama gelmiş olduğumuz noktada insanlar kimsenin ayağını çekmesini istemediğini gördük.